Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, üzülerek ifade etmek isterim ki Müsellim Ünal, Feyyaz Yumuşak, Okan Acar, Yalçın Nane, Tansu Aydın, İsmail Yavuz, Muhammed Fatih Sivri, Mehmet Koçak, Arslan Kulaksız, Ziya Sarfkaya, Mehmet Uyar, İbrahim Tanrıverdi, Hamza Yıldırım, Ömer Kağan Kandemir, İsa İpek, Serdar Kazan, Ali Gökçe, Barış Akkabak, Mansur Cengiz, Medet Mat, Mehmet Acar, Abdülkadir Pektaş, Abdullah Ataras, Muhammed Oruç, Salih Hüseyin Parça, Muhammed Onur Demir, Abdullah Ümit Sercan, Resul Kayaoğlu, Şahin Polat Aydın, Savaş Akyol, Mustafa Yahya Mertcan, Doğan Acar, Beyazıt Çeken, Barış Aybek, Fatih Gökşen, Veli Ateş, Yasin Gencer, Dursun Taş Diken, İbrahim Taş, Muhammed Gürlek, Haşim Dirik, Musa Saydam, Ahmet Çamur, Yusuf Aktürk, Muhammed Tufan, Latif Adıgüzel, Metin Aydemir, Hübeyip Duran, Hakan Aktürk, Ferdi Gerekli, Barış Akın, Mehmet Halil Barkın, Recep Beycur, Ömer Erüstün, Bahadır Aydın, Emre Kağan Arlı, Ali Alkan, Mehmet Kara, Kenan Ceylan, Ahmet Bıçakçı, Ökkeş Korkmaz, Mustafa Kemal Özata, Ali Rıza Güneş, Fatih Kılbey, Tanju Akkaya, Yılmaz Dikmen, Ahmet Kılıç, İlker Narin, Olgun Kurbanoğlu, Burhan Gatfar, Yusuf Beylem, Batıkan Avcı, İbrahim Halil Aksoy, Akif Hatunoğlu, Mehmet Hüseyin Balta, Ahmet Akalın, Murat Savaş Kale, Mustafa Turanlı, Muzaffer Can Ersoy, İlker Çelikcan, Tolga Aktu, Özgür Yatakdere, Adnan Ergen, Uğur Yıldız, Resul Coşkun, Fatih Duru, Cihan Aksarı, Tayfun Hançer, Tuğrul Köseoğlu, Muharrem Öksüz, Cem Salih Gözen, Okan Taşan, Harun Saltalı, Deniz Göçkün, Mustafa Özdemir, Kadri Özkara, Mehmet Parlak, Yusuf Yelkenci, Fehmi Şahin, Ali Koç, Haluk Varlı, Burak Zor, Yalçın Talık, Yaşar Doğançay, Hasan Eser, İbrahim Derindere, Adem Can Kurtaran, Bekir Serhat Kaya, Aydın Nazillioğlu, Gökhan Çakır, Namık Kemal Önder, Soner Yıldırım, Şahin Altmış, Mehmet Tuval, Serkan Çölkesen, Oktay İzgi, Çağdaş Arslan, Sezgin Uludağ, Yavuz Sonat Güzel, İhsan Ejder, Ünal Darboğaz, Turgay Topsakaloğlu, Samet Çakır, Mehmet Şimşek, Onur Sönmez, Vedat Kılıçarslan, Fatih Dik, Mustafa Sağlam, Rahmi Yılan, Ömer Kılıçoğlu, Fatih Tomuşoğlu, Kemal Mermer, Uğur Uğurlu, Nurullah Yeşildağ, Gökhan Çakıcı, Sadık Özkan, Caner Çelik, Sadık Aprangil, Necmi Çakır, Beytullah Tercan, Uğur Akyer, Erdem Ertan, Hilmi Bardakçı, Hasan Aslan, Sabri Altınbaş, Altuğ Tek, Arif Demir, İbrahim Bağcı, Selim Vurul, Enis Kırımlı, Serdal Toprak, Mehmet Gözüdok, Umut Tuncay, Sabri Oğlak, Ahmet Çift Aslan, Cengiz Erdurdar, Sezer Aydemir, Mustafa Yavaş, Ergün Karaca, Mustafa Katırlı, Mehmet Burak Demirci, Halil Karakuş, Mesut Demirkan, Haydar Çetin, Ahmet Kabukçu, Mustafa Nohut, Nuri Yazaner, Serkan Haz, Yaşar Yeniören, Erdoğan Kaya, Birkan Gündüz, Samet Pişkin, Gökhan Ünaldı, Atilla Güneş, Serdar Benzer, Sıddık Ulu Ocak, Ufuk Fesli, Kadir Kayven, Faruk Gezen, Necati Yenikapı, Kenan Yıldız, 2015 yılındaki şehitlerimizdir. Ve maalesef bir haftalık 2016 yılında Abdülkadir Öner, Erol Aktürk,
Kenan Ardıç, Orhan Dilekçi, Musa Yüce, Mehmet Aygün ve Ramazan Evet. Dün itibariyle güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, jandarma özel harekatımız, polis özel harekatımızdan şehit olan değerli kardeşlerimizdir. Her birini ismini saymaya çalıştım. Aziz şehitlerimizin ruhlarının şad, yerlerinin cennet olduğuna yürekten inanıyorum. Huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bu olanları yıllar önce görerek yetkilileri uyarmış, gerekli önlemleri almazsanız ülke kaosa sürüklenir demişti. Dinlemediniz. İmralı canisi ve PKK terör örgütüyle başlatılan müzakere sürecine yapmayın, bu ihanet sürecidir dedik. Haklı çıktık. Terörle müzakere değil, mücadele edin dedik. Haklı çıktık. Habur rezaletine müsaade etmeyin. Teröristleri davulla, zurnayla karşılamayın dedik. Haklı çıktık. Oslo'da teröristlerle pazarlık yapacağınıza operasyon yapın, terörün belini kırın dedik. Haklı çıktık. Dolmabahçe bölünme manifestosudur. Türk milli kimliğini masaya yatırmayın dedik. Maalesef yaptınız. Haklı çıktık. Devletin gücünü gösterin. Terör örgütünün palazlanıp mevzisel güç kazanmasına fırsat vermeyin dedik. Haklı çıktık. Gerçekleri Türk milletinden saklamayın. Terör bir gün hepimizi vurur dedik. Ankara'da patladı bombalar. Haklı çıktık. Bu andan itibaren yapacak ve uygulayacak tek bir şey vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkını vermek, haklı olduğu yerde hakkını tesis etmek gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerilerini bundan sonra devletin ve hükümet yetkililerin uygulaması şarttır. Terörün sonlandırılması için devlet bütün gücüyle asayişi sağlamak zorunda, bölgede güvenliği, dirliği, birliği tesis etmek zorundadır. Bunun için lütfen bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerilerini uygulayın. Sayın milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, yüz binlerce şehidimiz, onların kurduğu bu Gazi Meclisi'nin çatısı altında hepinizi saygıyla selamlıyor. En azından bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikirlerini şu anda olduğu gibi yapmanızı bekliyorum. Saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Haberan.